Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte ulaştırma sektöründeki hisselerin analizini yapacağım. 7 tane farklı kriterimiz var. Bu kriterlere göre iyi olan şirketleri ve kötü olan şirketleri ayıklamaya çalışacağım ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğeni bırakıp Kanala abone olmayı unutmayalım ve ayrıca da abone olun yanındaki bildirimleri o zil tuşu gibi bir şey var ona basarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman da e, aşağıya yorum kısmına da daha doğru daha bilinçli bir şekilde yorum bırakırsınız. Yorum demişken de e, bir sonraki videoda hangi sektörün analizini görmek istiyorsanız yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Abone olun yanındaki zil tuşuna basınca da videolardan haberdar oluyorsunuz. Ona göre yorum yaparsanız çok da mutlu Olurum. Yani zaten çekilmiş olan sektörün yorumunu yapmak mantıklı değil bundan dolayı da e, abone olup bildirimleri açarsanız hem sizin adınıza hem de daha sağlıklı yorum açısından da faydalı bir kanal olmuş oluruz. Şimdi evet gelelim ulaştırma sektöründeki hisselere. Öncelikle burada sektörümüzü seçelim ulaştırma yazalım buraya. Şimdi burada ulaştırma sektöründe neye bakacağız? Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi esas faaliyet kar marjı. Öz sermaye karlılığı. Buna bakacağız. Firma değeri böyle. Esas faaliyet karına bakacağız. Fiyat kazanca bakacağız. Ee, burada esas faaliyet karı büyümesine bakacağız. Ee, ve burada net kar büyümesine bakacağız. Bir de sanırım piyasa değeri bölü. Evet bunu seçmemişiz. Piyasa değeri bölü defter değerine bakacağız. Bilanço olarak tabii ki son çeyrek bilanço ve de şimdi analizimizi getirelim. Burada öncelikle şu an en çok göze batan yani esas faaliyet kar marjı olarak en yüksek iki tane şirketi bulalım. Bunlar nelermiş bakın GSDDE yani GSD denizcilik ve de Trabzon Liman bunlar esas faaliyet kar marjı olarak iyi olarak gözüküyor. Öz sermaye karlılığına baktığımız zamansa burada yine Trabzon Limanı'nın iyi olduğunu görüyoruz. Biz, e, esas faaliyet kârı marjında da ilk ikideydi. Ve burada e, Pegasus'un bakın ön plana çıktığını görüyoruz. Firma değeri böyle esas faaliyet kârı çarpanında ucuz olan şirketlere baktığımız zamansa GSD Denizcilik ve Türk Hava Yolları olduğunu görüyoruz. Bakın GSD Denizcilik EFK marjında da yine iyi sıralardaydı. Fiyat kazanca baktığımız zamansa Bakın Türk Hava Yolları ile GSD denizciliğin yine en ucuz iki şirket olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri böyle defter değerine baktığımız zaman yine Türk Hava Yolları ile GSD Denizciliğin burada iyi olduğunu söyleyebiliriz. Esas faaliyet karı büyüme anlamında baktığımız zamansa Tav Havalimanları ve Türk Hava Yolları'nın iyi olduğunu görüyoruz. Net kar büyümeye baktığımız zamansa burada Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları'nın burada ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi burada 7 tane kritere baktık. Bu 7 kriterde de teker teker hangi şirketlerin ön plana çıktığını söyledik. Peki 7 kriterde birden sektöründe iyi olan şirketler hangileri ve kötü olan şirketler hangileri? Şimdi gelin bir de ona bakalım. Şimdi burada öncelikle Excel tablomuzu açmak istiyorum. burada bütün şirketlerimizi yazdık. Öncelikle esas faaliyet kar marjı kısmına bakmak istiyorum. Burada büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapalım. Şimdi ortalamaya baktığımız zaman bizim ortalamamız 26.63'müş. Bunun üzerinde yer alan zaten 3 tane şirket var sadece. Bunlar GSD Denizcilik, Trabzon Liman ve Reysaj Lojistik. Bu 3 tane şirketi şöyle yeşil ile işaretlemek istiyorum. Hemen buraya yeşil işaretleyelim altında kalan şirketleri de kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Burada baktığınız gibi e, yani daha doğrusu gördüğünüz gibi ortalamamıza göre oldukça çok çok az şirket e, iyi olarak gözüküyor. E, bunun da sebebi şu aslında mesela Türk Hava Yolları'nın esas faaliyet kar marjı 15'lerde e, ve burada aslında ortalamanın buna yakın olmasını bekleriz normalde ama ben burada e, direk bütün çarpanları alıp kaç tane şirket varsa ona bölüyorum. Yani burada ağırlıklı ortalama yok. Direkt normal aritmetik ortalama var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi öz sermaye karlılığına baktığımız zamansa esas faaliyet kar marjından sonraki kriterimiz öz sermaye karlılığı olarak da yine büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapalım. Burada da ee, öz sermaye karlılığı ortalaması 37.14'müş. Bunun üzerinde yer alan şirketler e, Trabzon Liman, Pegasus ve Çelebi. Bakın burada e, yeşille işaretlediğimiz zaman 2'de 2 yapan daha ikinci kriterde Trabzon Liman kaldı bir tek. Geri kalan bütün şirketlerin 2'de 2 yapamadığını görüyoruz. Şimdi burada e, öz sermaye karlılığı olarak da aşağıdaki şirketleri şöyle kırmızıyla işaretleyelim. E burada da 2'de 0 yapan şirketler nelermiş? Bakın bir tanesi Türk Hava Yolları. Bir diğeri Beyaz, eee GRSL bakın yine 2'de 0 yapmış. Turex 2'de 0 yapmış. TAV Havalimanları'nın 2'de 0 yaptığını görebiliyoruz. Şimdi firma değeri bölü esas faaliyet karı e, çarpanına bakalım. Şimdi bu çarpana göre hemen küçükten büyüğe doğru bir sıralama yaptığımız zaman Buradaki üstteki şirketleri şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Burada 3'te 3 yapmaya devam ediyor bakın Trabzon Liman, Bu anlamda hala yoluna devam ediyor hiçbir sıkıntı yok. 3'te 0 yapan şirketler de bakın burada onlar da nelermiş hemen şöyle kırmızıyla işaretledikten sonra söyleyelim sizlere. Bunlar Tav Havalimanları, Beyaz ve Turex. Şu anda bu üç şirket sektörüne göre yani ulaştırma sektörüne göre en kötü şirketler olarak ön plana çıkıyor. 3'te 2 yapan şirketler neler? Bir tanesi GSD Denizcilik, bir diğeri burada e, Lojistik, Pegasus var ve de Çelebi var. Bunlar şu anda 3'te 2 yapan şirketler. E, 3'te 3 yapan bir tek Trabzon Liman olduğu için bunu da ekstra söylemek istedim. Şimdi gelelim FK kısmına. FK olarak da yine küçükten büyüğe doğru şöyle sıralamamızı hemen <laughs> yapalım. Şimdi FK ortalamamız 13.05'miş. 13.05'in üstünde kalan yani daha doğrusu üstünde derken e, ucuz kalan şirketlere baktığımız zaman Trabzon Limanı'nın hala burada olduğunu görüyoruz. Trabzon Liman 4'te 4'te yoluna devam ediyor. 4'te 3 yapan şirketimiz var mı? Ona baktığımız zaman ise bakın bunlardan bir tanesi GSD Denizcilik. E, bir diğeri de Pegasus bir diğeri de Çelebi. Şu anda bu üç şirket 3'te 2, 4'te 3 yapmış durumda. Trabzon İmvan'da 4'te 4'le yoluna devam ediyor. FK olarak pahalı olan şirketleri incelediğimiz zamansa bakın burada bir önceki kriterde 3 tane kötü şirketimiz vardı. Onların hala yoluna kötü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bunlar nelerdi? Tav Havalimanları, Beyaz ve Turex. Şu anda bu 3 şirket ne yazık ki iyi olarak gözükmüyor. Piyasa değeri böyle defter değeri çarpanına geldik. Şimdi burada da hemen büyükten küçüğe doğru sıralamamızı yapalım. Burada büyükten küçüğe doğru sıralama yaptığımız zaman bakın burada bunu yeşil işaretleyelim. 5'te 5 yapan şirkete, şirketimiz var mı diye bakıyorum bakın 5'te 5 yapan şirketimiz ne yazık ki burada bulunmuyor Trabzon limanın pddsi 3.79 olarak e, Gözüküyor ve burada ne yazık ki ortalamaların Yukarısında kalmış durumda e, yani Baktığımız zaman ulaştırma sektörüne ne yazık ki 7'de 7 yapan bir şirket Göremeyeceğiz bunu şimdiden söyleyelim ama ön plana çıkan şirketleri de Sizler için ayıklayacağım şimdi pi piyasa değeri bir defter değeri olarak Baktığımız zaman son olarak yani son kritere baktığımız zaman Burada 5'te 4 yapan şirketler neler e, Baktığımız zaman GSD denizciliğin burada olduğunu görüyoruz e, Pegasus'un yine burada olduğunu görüyoruz Bakın TAV havalimanları 4 ile 0 yoluna devam ediyordu. PD bölü DD'ye geldiği zamansa 1.2 ile sektörüne göre ucuz kalmış. Bakın burada kendini kurtarmış diyebiliriz. Hemen altındaki şirketleri de şöyle kırmızıyla işaretlediğimiz zamansa bakın Trabzon Liman PD DD olarak ne yazık ki pahalı kalmış. Bunu az önce söylemiştik zaten. Beyaz ve Turex'e 5 ile 0 lı. <laughs> yolunda kötü bir şekilde gitmeye devam ediyor. Bunlar ne yazık ki sektörün şu ana kadarki en kötü şirketleri. Şimdi esas faaliyet karı büyüme kısmına geldik. Hemen burada da şöyle küçükten, pardon büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapmak istiyorum. Şimdi bizim burada esas faaliyet karı büyüme anlamında 137.55'lik bir enflasyonumuz vardı. Aralık ayı enak enflasyonu bunun üzerinde olan şirketleri şöyle kırmızı ile işaret, pardon, yeşil işaretlediğimiz zaman bakın burada ee, şurada bakın beyaz. Aynen beyaz 146.41 ile e, kendine enflasyonun üzerinde e, büyütmüş diyebiliriz. Burada 5'te 0 ile kötü gidişatına burada bir son vermiş diyebiliriz aslında. Beyaz bu anlamda iyi diyelim. Trabzon Liman bakın tekrardan aramıza geri döndü. 140.89'luk esas faaliyet karı büyümesiyle. E, Turex, GSD'de e ve Pegasus. Şimdi Pegasus'a şöyle bir şey yapacağız. Yani Pegasus gördüğünüz gibi esas faaliyet karı büyüme anlamında gözükmüyor. Bu da tabii ki Excel'in hatası onu da söyleyelim. Yani burada e, normalde bakın e, FK çarpanı var. E, FK çarpanı var. Bakın netkar büyüme de gözükmüyor. Hatta Reysaç'ta da bakın aynı şey geçerli. Reysaç'ta da bakın netkar büyüme gözükmüyor. E, yani bunlar FK olmasına rağmen gözükmemesi aslında negatiften pozitife döndüğünü gösteriyor bilançoların. Şimdi gelin onlara bakalım. Şimdi burada e, Pegasus ve Reysaç'a şöyle kaba tassak bakacağız. Detaylı bakmayacağız. Şimdi netkar ve Favök baktığımız zaman. Bakın Favök geçen sene yıllık bazda... E, 2.2 milyarmış. Tabii efk ile Fabrik arasındaki fark onu da söyleyelim bilmeyenler için. Amortisman giderleri. Yani amortisman giderlerine göre burada muhtemelen fark vardır ama net kâr olarak bakın burada. Eksi 1.9'dan 7.1'e gelmiş durumda. Yani negatiften pozitife döndüğü için o bilançolar e, burada da tabii ki e, yani burada büyüme olarak gözükemiyor. Matematiksel olarak böyle bir şey mümkün değil. Reysaç'a baktığımız zaman ise Reysaç'ta bakın geçen sene eksi 57 milyondan 222 milyona gelmiş durumda. Yani e, negatiften pozitife dönüş olduğu için burada boşluk olarak gözüküyor. Bu Excel'in bir hatası. Tekrardan belirtelim. O yüzden bu boşluk olanlar yeşil olarak işaretliyoruz biz bunları. Şöyle yeşile işaretleyelim. <laughs> EFK büyümesi olarak da e, Turex şu anda e, 6'da 0 yapan Tek şirketimiz de olmuş. Oldu onu da söyleyelim. Turex'in FK büyümesi %80.45. Enflasyonun oldukça altında kalmış ve altı kriterin hiçbirinde de ne yazık ki iyi kalmamış. Şimdi net kar büyümesine bakalım son olarak. Net kar büyümesinde de şöyle büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman. Üstteki şirketleri şöyle yeşille hemen işaretleyelim. Alttaki şirketleri de şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Şimdi bunlara baktığımız zaman hangi şirketlerimiz kötü öncelikle onlara bakalım. Şimdi 7'de 0 yapan sadece bir tane şirketimiz var. O da Turex. Turex'e baktığımız zaman 7 kriterin 7'inde de ne yazık ki sektörüne göre iyi kalmamış. Yani şöyle teğet mi geçmiş diye bakıyorum. Yani FHK olarak <laughs> yani sektörüne göre oldukça kötü kalmış %10 küsürle. E, sektör ortalaması %26. Eee... Öz sermekarlı olarak da yine yakın değil. Yani hiçbir derde ne yazık ki yakın olmadığını görüyoruz. Yani böyle yakın olsaydı belki yine kötü değillerdim ama ne yazık ki hiçbir çarpanla, hiçbir büyümede ve hiçbir karlılıkta marjlar da iyi değil. Şimdi gelelim burada iyi olan şirketlere. i̇yi olan şirketlere baktığımız zamansa bunlardan bir tanesi Trabzon Liman. Trabzon Liman'da da 7'de 6 yapmış. Ben bunu yeşile işaretleyeceğim. Bir de 7'de 5 yapan şirketler var. Onu da açık yeşile işaretleyeceğim. Şimdi Trabzon Liman'ı şöyle e, yeşile işaretlemek istiyorum. Sadece PDDD olarak bir miktar pahalı kaldığını görebiliyoruz. Başka 7'de 6 yapan şirket var mı? Evet var. O da Pegasus. Pegasus'a baktığımız zamansa esas valet kar marjı olarak e, sektör ortalaması 26'nın bir miktar altında kalmış. Negatiften pozitife döndüğü için e, burada ee, yeni gelen bilançolar açığısı ben bunu da düzeltebileceğini düşünüyorum. Pegasus'ta eee gerçekten güzel duruyor bu sektöre baktığımız zaman. 7'de 5 yaban şirketlerimize bakalım bir de. 7'de 5 yaban şirketlerimizden bir tanesi burada Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da e, esas faaliyet kar marjı ve öz sermaye karlı olarak sektör ortalamasının bir miktar gerisinde kalmış gözüküyor. Özellikle öz sermaye karlı olarak 34 87 35 diyelim. Ortalama 37. Yani bu anlamda çok çok ufak bir farklar e, burada kötü kalmış duruyor. Onun dışında GRSL var. GRSL'de bakın EFK marjı ve gösterme karlılığı anlamında ne yazık ki sektörünü yakalayamamış. Onun dışında diğer kriterlerde oldukça başarılı olduğunu görebiliyoruz. E başka 6'da 5 yapan şirket pardon 7'de 5 yapan şirket e benim görebildiğim kadarıyla bulunmuyor. E 7'de 5 yapan şirketler e Bunlarda 7'de 6 yapan şirketleri de ayıkladık ve 7'de 0 yapan şirketleri de ayıkladık. Bunları tekrardan sayacak olursak en kötü şirketimiz Turex, ön plana çıkan şirketlerimiz Trabzon Liman ve Pegasus, bir miktar daha az ön plana çıkan şirketlerde Türk Hava ve GRSL olarak ön plana çıktım. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım ve bir sonraki videoda hangi sektörü görmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka yorum kısmına belirtin diyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.